Efendim bu akşam da hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler çok iyiyiz. Yine çok değerli bir konuğum var. Biliyorsunuz ki zaman o kadar çabuk değişiyor ki her geçen gün gündem değişiyor. Ve biz artık neye ayak uyduracağımızı şaşırmış vaziyetteyiz. Üstelik de her defa yeni yazarlarımız, her ne kadar Ali Rıza Bey yeni değilse de yeni yazarlarımızın yeni çıkardıkları her şey gündem oluyor. Ve biz bunları araştırmaya koyuluyoruz. Cinsellik hayatımızda hep çok önemli olmuştur biliyorsunuz ama tabii bu işin bir de dinsel tarafı var. Aylardan beri birçok kişiyle birlikte bu hep konuşuluyor, tartışılıyor. Fakat bir türlü neyin doğru olduğunu anlamış değiliz ama çağ o kadar çabuk değişiyor ki Ali Rıza Bey. Ne ayak uyduracağım mesela din ve cinsellik yan yana eskiden konuşulamazdı gibi geliyor. Şimdi din ve cinselliği yan yana konuşmaya başladığımız gibi. Bir de çağ o kadar değişti ki eğer ki bence sizlerin düşündüğü gibi yani sizin bizlere anlatmak istediğiniz şekilde devam etseydi din ve cinsellik belki bugün boşanmalar, belki bugün aldatmalar da olmayabilirdi diye düşünüyorum. Ama şimdi bakıyoruz ki artık cinsellikle dinin yan yana olması gerektiği yerde olamadığını, kimsenin artık bunu takmadığını, kimsenin hatta abdest bile almayı bilmeyen gençlerimiz var diye düşünüyorum. Sizce bu doğru mu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Efendim güzel bir giriş yaptınız ama sormak istediğiniz suali net bir biçimde algılayamadığımı ifade edeyim. Ancak yine de din ve cinsellik bağlamında bazı şeyler söyleyelim. Din soruyu tekrarlayayım isterseniz, tekrarlamamı isterseniz. Zannediyorum din ve cinsellik bağlamında girelim ama arada soruları yinelersiniz. Ya o kadar değişti ki dinin cinsellikle aslında çok alakası olduğunu, birbirlerine uyumu sağlamamız gerektiğini bildiğimiz halde şimdiki gençler abdest almayı bile bilmiyorlar. Hani çağa nasıl ayak uydurulacak ya da nasıl gençler eğitilecek? Efendim, eğitilmeleri gerekiyor mu? Elbette. Çağa ayak uydurmayacağız. Çağı biz yönlendireceğiz. Biz yapılandıracağız. Çağın 20. asrın 16. asırdan bir farkı yok. Aktörler değişmiştir. Hı hı. Biz yaşadığımız çağa yön vereceğiz. İnandığımız değişmez, değiştirilemez. İnsan doğasıyla uyumlu olan kuralları çağa da kabul ettireceğiz. Ya kolay mı bu? Efendim, gençliğe olduğu kadarıyla kolay mı? Gayet tabii. Yani insanoğlu yapısı itibariyle hakka da, batıla da, çirkinlere de, güzelliklere de, iyiye de, kötüye de eğilimlidir. Siz insanları nasıl eğitirseniz, nasıl yönlendirirseniz öyle yapılanırlar. Şimdi eğitim sisteminin yanı sıra medyasal yapı, düzen, insanları belli kalıplar içerisinde şartlandırıyor, hayata baktırıyor, belli değer yargılarını hayatımızı egemen kılıyor. Eğer siz eğitim sisteminde, medyasal düzende inandığınız değerleri ki bu değerler İslam söz konusu olduğu zaman insan doğasıyla birebir örtüşür. O zaman bugün farklı gibi gördüğünüz gençlerin çok daha değişik görünümler aldığını görürsünüz. Evet. Mesela tabii mesela bugün son derece mutluyum. Türkiye'de dindar gençler büyük ölçüde üniversite gençliği olan gençlerdir. Gerçekten. Evet. Hangi üniversite öğrencileri bunlar? Bütün üniversite öğrencileri hepsi içinde. Hepsi dindar mı diyorsunuz? Gayet, eğer siz üniversite tahsili yapmayan gençlikle üniversite gençliği arasında bir mukayese yaparsanız daha çok
üniversite gençliğinin dindarlaştığını görürsünüz. Bunun sebebi şu. Ama üniversitelerin içerisinde kampüslerde görüyoruz ki hepsi kucak kucağa oturan bir sürü genç efendim, kız. Var. Erkekler o da var. Sokak ortasında öpüşenler var. Efendim onlar medyanın yönlendirdiği, amaçsız olan milli eğitimin yönlendirdiği insanlar. Ama bugün Türkiye'de son 50 yıldır o kadar çok yayın yapıldı ki İslam dinini öğreten, onun hayatın bütününe yön veren, esaslarını içine alan, aktaran o kadar yazılı ve görsel yayın yapıldı ki artık gençlerimiz doğrudan bu kaynaklara başvuruda bulunuyorlar, öğreniyorlar. Öğrendiklerinin kendi dualarıyla aynileştiğini, kaynaştığını görünce huzuru İslami yaşantıda buluyorlar. Onun için biz durumumuz gereği, baktığımız yere göre farklı insanlar görüyoruz. Doğrudur, sizin yaptığınız tespitin çerçevesine giren gençler bir vakıa olduğu gibi benim sözünü ettiğim, kendilerini izlemekten imrendiğim pırıl pırıl gençlerimiz de var. Ama peki bu durumda biz Avrupa'yı ve Amerika'yı hiçe saymamız lazım. Efendim, yani biz Müslüman ülke olarak apayrı bir yerde durmalıyız demek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Sevgili kardeşim, gayet tabii Avrupa ve Amerika bir dönemler biz henüz daha Amerika kıtası keşfedilmeden, bugünkü mamur hale getirilmeden İslam medeniyeti Endülüs İspanya'sında, Anadolu'da Osmanlılarla, öncesinde Selçuklularla, daha önce Emeviler döneminde bir medeniyet inşa etmişiz. Bize yakışan Amerika'yı izlemek değil, Avrupa'yı izlemek değil. Avrupa bizi istesin. Avrupa bizim değer yargılarımıza sahip çıksın. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün olacaktır. Nasıl? Olmaması bizim sorunumuz değil. Bu Avrupalının sorunu olmalıdır. Avrupa bugün kendi nefsini ilahlaştırmanın, insani değer yargılarını dışlamanın bugün ızdıraplarını yaşıyor. Aile çöktü. Batı'da aile çöktü. Ailenin çökmesi demek insanlık değerlerinin çökmesi demek. Yani alabildiğine cinsel özgürlük, alabildiğine şiddet özgürlüğü, alabildiğine sömürü özgürlüğü nereye kadar? Doğru. Bakınız düne kadar doğru. Avrupa İslam ülkelerini, Uzak Asya'yı, Orta Doğu'yu ekonomik bakımdan sömürüyordu. Dolayısıyla kültürel bakımından da sömürüyordu. Ama Avrupa bugün yaşlandı. Avrupa'da şu anda sosyal güvenlik sistemi çökmek üzere. Nereye kadar? Amerika'da çökmek üzere. Amerika bilimsel gelişmeleriyle, Ar-Ge çalışmalarına büyük meblağlar ayırarak, dünyaya bilgi satarak ayakta. Yoksa sosyal planda, aile düzeninde, insani olarak nitelediğimiz ahlaki değerlerde, hatta temel haklar ve özgürlükler bağlamında Avrupa'da çöküyor, Amerika'da çöküyor. Biz ne alemdeyiz? Biz öyle bir durumda kaldık ki ne Batı'yı alabildik, ne İslam'la tanışabildik, kaynaşabildik. Melez bir durumda duruyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin demekten başka çare yok. Ama mücadele. Şimdi benim bu sizin programınıza katılmamın amacı bir mum yakmak. Herkes inandığı değerler, ki o değerlerin insan doğasıyla örtüştüğü inancındayız. Bana bir tek İslami ilke gösteremezsiniz ki insan doğasıyla örtüşmesin. Veya hiçbir İslami yasak söyleyemezsiniz ki insan bu yasakla o yasağın ferdi, ailevi, toplumsal hayatta zararlı bir tarafı olmasın.
Yani kaynaşma mümkün. Hı hı. Yeter ki insanlara aktaralım. Ama ben bazen düşünüyorum Hülya kardeş. Bu medya saat Hüseyin'i izlediğim filmler ya cinsellik, evet, ya şiddet. Evet. Yani bir film yok ki o filmde ne olsun? Çocuklara, annelere, babalara saygı işlensin. Peki bu kimin hatası? Seyircinin mi yoksa yayın yapan kişilerin mi? Yayın yapan kişilerin de hatası, seyircilerin de hatası. Seyircileri böyle yönlendiren ve bu ülkeyi yakın tarihimizde anlamsız bir biçimde batıya yamamak isteyen insanların yaptıkları tercihlerde. Ve peki Avrupa ülkesine girmek, Avrupa ülkesine girmek düşüncesi sizde nasıl cevap yani? Sevgili kardeşim, artık Avrupa Birliği niçin anlaşılamıyor bilemiyorum. Avrupa Birliği zaten çökme noktasında. Bir yığın iç bünye ihtilafları. Hayır, bizim Avrupa Birliği'ne girmiş olmamız, bizim Avrupa Birliği'ne ya da girip girmememiz sizin beni bu fazla, düşünceleriniz için tehlike fazla mi? Ilgilendirmiyor şu bakımdan. Avrupa zaten bizim içimizde, bizim yakın tarihimiz boyunca tercüme ettirerek aldığımız yasaların kaynağı Avrupa. Bizim bugün medyasal düzenimizin kaynağı Avrupa. Bunlardan memnun musunuz peki? Ben memnun değilim. Onu soruyorum. Yani Avrupa ile dinin yan yana konması bile, mesela Avrupa kelimesiyle dinin ve ortasında da cinselliğin, yani birbirine uyuşmayan sevgili iki şey kardeşim, gibi. Avrupa diye o zaman şey, ipin ucu daha mı çok kaçacak sizin düşüncelerinizde, sizin hayır, dünyanızda? Hayır, hayır. Bugün Avrupa'da yüz binlerce insanımız var. Bu yüz binlerce insanın Türkiye'den altyapılı olarak gidenleri orada kendi kimliklerini koruyorlar. Daha bir dindar olarak yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Ama ailede, eğitim düzeni içinde altyapı oluşturamamış olan insanlar Avrupa'yı yaşantının içinde daha bir kendilerinden geçiyorlar. Kendilerince daha bir özgür yaşamın içine giriyorlar ama daha bir çıkmazın içine girdiklerinin de daha sonra ızdıraplarla farkına varıyorlar. Avrupa'da anne baba çocuk ilişkisi, akraba ilişkisi ya da çevreyle yardımlaşma, bu gibi duygular son derece zayıfladı. Bakın, bir ülkede, Türkiye'de eskiden insanlar, anneler, babalar, evlatlar, kardeşler, amcalar, dayılar, hı hı, komşular birbirleriyle yardımlaşırlardı. Ama Türkiye'ye egemen kılan bu faizli düzen öylesine insanların duygu dünyasını öldürdü ki artık her şey çıkarla. Doğru. Benim 3 milyar liram var, hangi banka daha fazla bana verecek? Vay. Oysa ki benim kardeşimin ihtiyacı var. Ona 6 aylık borç verebilsem, o bu sıkıntısını giderse ya da benim imkanlarım var. Benim komşumun çocuğu üniversitedeki harcamalarını yapamıyor. Ona bir komşuluk yapsam, bu duyguları kemirdik, eritmeye çalışıyoruz. Çünkü bugün Türkiye'nin en ücra köşelerinde bir banka var. Banka demek çıkarların ön plana alınması demek. Banka demek yatırım yapmadan kazanma demek. Banka demek yatırımların önünü almak demektir. Zannedilenin tamamen aksine. Banka demek Türkiye'nin ürettiği değerlerin %90'ını %5'e aktarmak demektir. Belli bir mutlu azınlık oluşturmak, büyük kesinliği çıkmazlara, ihtiyaçlar içerisinde kıvrandırmaya yönlendirmek demek. Ama bunu anlatamıyoruz. Peki ne yapmak lazım? Bu düzen, bakınız, Türkiye'de yepyeni bir anlayışla Alevilere, Sünnilere, laiklere, İslam'a duyarlılığı olanlara,
Kürtlere, Türklere tam anlamıyla İslam'ın öngördüğü veya bugünkü dünyanın kabul ettiği ölçüler içerisinde haklar ve özgürlükleri sağlayacaksınız ve de genel manada bir sosyal adaleti ikame edeceksiniz. Bugün Türkiye'de daha düne kadar Türkiye'de ilk 500 firma gelirlerinin %85'ini faiz yoluyla elde ediyordu. Bugün günah mı bu? Bir yerde sömürü olursa, bir yerde insanların kanı emilirse orada günah olmaz mı? Kaldı ki yüce yaratan biz kulları yaratandır. O bize sınırsız merhametlidir. Bizim hayatımıza zarar verecek olanları bize yasaklamıştır. Niye Rabbimiz bize faizi yasakladı, rüşveti yasakladı, kara borsacılığı yasakladı, emeği sömürüyü yasakladı, hırsızlığı yasakladı, gaspı yasakladı? Niye içki yasak, niye kumar yasak, niye maddi ve manevi işkence yasak, niye zina yasak? Zinanın kol gezdiği bir toplumda siz aile hayatını yaşatabilir misiniz? Mümkün değil tabii. Mümkün değil. Tabii. O halde demek ki bu ızdırapları yaşıyoruz. Eğer bu ülkede insanlar Yaradan'ın buyrukları çizgisinde halalleri olan eşleriyle yetinseydi, bu ülkede zinalar bu kadar yaygınlaşık mıydı? Peki bu nasıl bir mantalitedir? Siz kendinizi nasıl bu şekilde eğitmek de değil, cümleyi bulamadım aslında. Nasıl kendinizi bu şekilde tutabiliyorsunuz, düşüncelerinizi? Biliyorsunuz hep derler, erkeklerde değişkenlik, erkek değişik hanımlar ister. Erkeğin işte uçkuruna düşkündür. Erkek şudur, erkek budur. Şimdi herhalde bir süre sonra eşlerinden sıkılıyorlar mı? Ya da efendim, eşlerini istemiyorlar mı? Hayır. Bu nasıl? Kadınları sömüren mantalite bu propagandayı yayıyor. Onun içindir ki lastik reklamından sakız reklamına kadar her yerde kadın bir cinsel obje, meta olarak sunuluyor. Neden bizim kadınlığımız isyan etmiyor? Bunu anlayamıyorum. Kadınlık kendisini kişiliği üzerinden, inancı üzerinden, aidiyetleri üzerinden sunmuyor. Akademisyen kadınlara bakıyorsunuz, yine kendisini cinselliğinden pazarlıyor. Her kadını görüyorsunuz, albenili olmanın, yani bengelliler sömürü ağının, kozmetik sanayinin, tekstil sanayinin bir gönüllü sevdalısı, destekleyicisi olarak. Ne demek? Ben 50 yaşındayım. Ben 50 yaşındayım. 64 yaşındayım. 46 yıllık evliyim. Hayatım boyunca yalnız saygı duyduğum eşimle yetindim. Bu 46 yıl içinde başka kadınlara ayıracak param da vardı. Şöhretim de vardı. Ulaşabilirdim de. Ama Allah Adem'i yarattığın zaman ona bir tek Havva'yı yarattı. Dolayısıyla hayatın normal akışı ve şartları içerisinde bir erkek bir kadınla tatmin bulabilir. Ama siz kadınları sömürülmeye hazır hale getirirseniz, onları cinsel obje olarak ortaya koyarsanız, erkeklerin tabii akışını sürdüren cinsel dünyalarını tahrik ederseniz, elbette ki bugün peki sözünüzü kesiyorum ama ondan önce bir reklamlara gireceğiz. Sonra bu dört hanım meselesine geleceğiz. Nasıl oluyor onu anlamadım. Bir çelişki yok mu bu işin içinde? Reklamlar. Evet, peki siz diyorsunuz ki Adem ile Havva, yüce Rabbimiz bir tek Havva'yı vermiş Adem'e. Ama bir taraftan da dört kadından bahsediliyor bizim dinimizde. Sevgili kardeşim, hayret, 20. asır dünyasının müthiş bir yüzsüzlüğü var. O da şu, sınırsız kadınlara
açık bir alan varken bu konu istismar ediliyor. Tekrar ediyorum. Doğru olan, asıl olan, tercih edilir olan İslam'ın önerdiği tek kadınlı aile hayatıdır. Ama insan hayatında farklı coğrafyalarda, değişik iklimlerde, muhtelif olaylar altında ferdi, ailevi, sosyal zaruretler birden fazla kadınla ilişkiyi gerekli hale getirebilir. O zaman gayet tabii. Şimdi evlisiniz, gayri tedavi edilemez bir hastalığa müptelâdır eşiniz. Bunu boşamak bir yol mudur? Bu zulüm olmaz mı? Evet. Olur. Evet. Ama ikinci bir kadın da bir ihtiyaçtır. Sabrederseniz güzel. İslam bunu över. Ama bütün insanlardan bu gibi durumlarda aynı şeyi beklemek yanlıştır. Türkiye'de, bugün Türkiye'de İstiklal Harbi'nden sonra, evet. Almanya'da İkinci Dünya Harbi'nden sonra, evet. Bugün Irak'ta Amerika işgalinden sonra tel'in ediyorum bütün ruhumda, kadınlar sayısında ilgiye, alakaya muhtaç kadınlar sayısında artışlar oluyor. Evet. Şimdi bu problemi nasıl çözümleyeceksiniz? Bir tarafta evli kadınlar var. Hı hı. Ama bir taraftan da bir erkeğe ihtiyaçlı olan, ama bu cinsel anlamda da olabilir, ekonomik anlamda da olabilir. Hı hı. Yani zaman zaman, hı hı. Yer yer, hı hı. ikinci bir kadınla ilişki ihtiyacı doğabilir. Hı hı. Tarih boyu da böyle olmuştur. Evet. Şimdi önünüzde iki yol var. Evet. Ya bütün kadınlara parasal gücü, yani müsait olan kadınlara parasal gücünüze ulaşabilirsiniz. Evet. Ya da hukuki görevler yükleyerek, ahlaki görevler yükleyerek, miras hakkına sahip kılarak ve de kadınların da rızası altında, evet. ikinci bir kadınla ilişki yolunu meşrulaştıracaksınız. Bugün ne oluyor üçüncü Türkiye'de? Üçüncü ve dördüncü ne oluyor peki? Efendim, üçüncü diye, dördüncü diye bir kural yok. Kural yok ama uygun görülebiliyor. Hak görülebiliyor. Olabilir. Hak diye bir şey yok. Hak diye de bir şey hak yok. Hak diye bir şey yok. Bu şimdi olabilir bak, sadece. Oluyor. Efendim? Sadece olabilir oluyor. Olabilir. Yani. Olabilir. Zaten bakınız. Peki bir şey sormak istiyorum. Şunu ilave etmeme buyurun. Müsaade buyurun. Yeryüzünde hiçbir kadın normal şartlar altında kocasının ikinci bir kadınla evliliğine onay verebilir mi? Mümkün değil. Zor. Kadın doğası buna karşıdır. Peki. Hiçbir kadın da normal şartlar altında evli bir adamın ikinci kadını olmaya razı olmaz. Eğer bir rıza söz konusuysa toplumsal sorunlar var demektir. Eğer bir toplumda şu veya bu sebeple 10 erkeğe 13 kadın düşüyorsa 3 kadın problem demektir. Bu kadınların da evlilik hakları vardır. Bu kadınlar da cinselliği yaşama hakkı vardır. Bu kadınların da koruma altına alınması gibi bir ihtiyaç söz konusudur. Ama tekrar ediyorum. Asıl olan tek kadınlılıktır. Ama kişi ihtiyaç duyuyorsa ve kişinin önüne alternatif olarak, parasal gücünle yeni yeni kadınlar bul diyorsanız işte bugünkü tablo ortaya çıkıyor. Benim anlayamadığım bir şey var. Aslında anlayıp da bir türlü çözemediğim bir şey bu. Niçin namus sadece kadının üzerinde konuşuluyor? Hayır, yanlıştır. O bizim laik kültürümüzün laik kültürümüzün dayatmasıdır. Laik kültür kadını sömürme üzerine oturduğu için bir taraftan kadını sömürüyor, bir taraftan da çizgi dışı işler yaptığında kadını namussuzlukla suçluyor. Oysa İslami yaklaşımda kadının evlilik dışı ilişkisi ne kadar çirkinse, ne kadar manen pisse erkeğin yaptığı da odur. Yani siz o daha büyük bir ahlaksızlıktır. Evleninceye kadar seks yapılmamalı mı? Mümkün değil. Peki. Cinsellik
O insanlar günahkar olurlar. O ayrı bir konudur. Ama günahkar olmaya mahkumuz demek ki. Mahkum değiliz. Neden mahkum değiliz? Diyelim ki... Evet. Şimdi siz 17 yaşında evlenmişsiniz evet. galiba. Evet. Diyelim ki evlenemediniz. Geldiniz 20 yaşına. Ha, burada... Geldiniz 25 bakınız, yaşına. Hülya kardeş, İslam zaviyesinden baktığımız zaman olaylara İslam toplumunun gerekleri... ni de dikkate almamız lazım. Mesela? İslam toplumunda toplumsal politikalar evlilikten yana tavır koymalı. Kolaylaştırıcı olmalı. Bir de bizim tabii bizim nasıl şartlanmalarımız mesela? Var. Nasıl mesela? Olur? Şöyle ki bugün en basit evliliklerde 30-40 milyar gibi bir harcama yapılıyor. Oysa ki Japonya'da, Tokyo'da böyle değil. Aileler bir odada, bir mutfakta yaşıyorlar. Gündüz salondur, efendim akşam yatakhanedir. Şimdi evlenen insanlar 80 metre, 100 metre daire istiyor. Bir kilimle ittifa edilebilirken halılar arzu ediliyor. Bu mudur sebep sadece evlenmeye? Efendim birçok sebep içinde. Gönlünün tabii alması lazım önce. Gönlünün alması lazım sevgili önce. Kardeşim. Eğer siz evlilik dışında cinsel tatmin yolları bulamazsanız, zina yolunun, metres ilişkisi yolunun, eşcinselliği... Evlilik dışında cinsel tatminkarlığı nasıl buluruz? Zina diyoruz biz buna. Metres ilişkisi diyoruz. Anladım. Yani onun dışında başka ne şekilde... Başka olamaz ki. Olamaz. Bir Müslüman için söz konusu değildir. Allah Allah. Gayet tabii... Peki bir şey söyleyeceğim. Çocuklarımız, erkek çocuklarımız 12-13 yaşlarına geldiklerinde cinselliklerini biliyorsunuz aslında çok erken yaşta mastürbasyona başlıyor çocuklar. Bunlar kız çocuklarında da erkek çocuklarında da Allah vergisi bir şey bu. Gayet. Fiziksel bir şey. Evet. Hatta 3-4 yaşında çocukların efendim, bu cinselliklerini tanıdıklarını anaokullarında görüyoruz. Şimdi bir baba olarak gayet tabii oğlunuz büyürken. Evet. 13-14-15 yaşına artık yavaş yavaş kadın evet. tanıma yaşına geldiğinde evet. ne diyorsunuz oğlunuza? Aman oğlum hiçbir kadına dokunma. Evleninceye kadar hiç kimseye dokunma kardeşim, mı olacak? Bundan tabii ne olabilir? Ya çocuğumuza ne diyeceğiz yani? Peki, git falancanın kızıyla ilişkiye gir mi diyeceğiz? Hayır, o zaman yapan, bizim hayvanlardan ne farkımız olur? Estağfurullah bu işi yapan... insanlar var. Yani iş edinmiş olan insanlar var. Nasıl iş edinmiş olan insanlar var? Genel İslam o laik toplumun bunları iş kardeş, edinmiş insanlar bu sizin var. Anlattıklarınız evet. laik toplum düzeni, seküler toplum yapısı için söz konusudur. Bir İslam toplumu, İslam'ın kuralları ortaya koyduğu değerler dizisi İslam toplumunun bütünü içinde geçerlidir. Toplum bu emirlerinin İslami emir ve yasakların uygulanacağı ortamı oluşturmakla yükümlüdür. Peki bu genel evindeki hanımları, genel evinde evet. meslek edilmiş kişileri biz hiç efendim, genel evdeki, insan olarak saymıyor muyuz yani? Genel evdeki kadınları bütün ruhumla kucaklıyorum. Peki. Onlara kucak açıyorum. Peki. Ve onların varlığı beni muzdarip kılıyor. Tamam. Neden normal şartlar altında bir kadın... Acaba bugün genel evlerde olan kadınlarla görüştük mü? Onların dertlerini dinledik mi? Hangi mücbir sebepler onları hayat kadını olmaya zorlamıştır? Tamam ama onlara giden kişiler de zina yapıyor o zaman. Gayet tabii zina yapıyor. O zaman onlara giden kişilerde mi onlar hata var? Onlar da zina yapıyorlar. Müslüman toplumunda erkeklerin böyle bir ihtiyacı olamaz. Nasıl? Olmaz. Tabii geçici olarak olabilir. Evet. Zaten rüyalanma vücuttaki birikimleri atıyor. Evet. Zina tehlikesi söz konusu olduğu zaman mastürbasyon meşruiyet kazanır. Bu gibi durumlarda toplumsal kültürel politikalar, güzel sanatlara, sporlara yönlendirmeler, diğer taraftan toplumun imkanlarını evliliğe kanalize etmeler bu problemlerin çözümünü. Ama siz şöyle bakıyorsunuz, haklısınız. Bizim Türkiye'deki entelektüellerin handikapı şudur. Hı hı. Yaşadığımız seküler hayatın problemlerini alıyor. Hı hı. İslami bir emir ve yasakları dinlediği zaman bu problem, bu emirler, bu yasaklar nasıl yaşanacak?
Bu uygulamaları nasıl kaldıracağız diyorlar. Evet. Kardeşim böyle bir şart yok. Burada günahkarız. Müslümanlar yaşadıkları toplumu kendi inançları istikametinde yapılandırmak gibi bir görevleri peki var. Ama ben anlayamadığım şu var. Evli değilse, sevgilisi evet. yoksa... Bir evli olacak. Amaç bir de, evlilik olacak. Bir eşi yoksa evet. ve bir kadına dokunmak ihtiyacı hissediyorsa neden peki günahkar olsun bu insan? Efendim yani bu rüyalanmak, ihtiyacı... Rüyalanmak efendim, yeterli mi? İhtiyacı, ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. İhtiyaç duyulursa evet. ferdi atılımlar, toplumsal politikalar bu ihtiyacı meşru yoldan karşılayabilecek şekilde yapılandırılır. O zaman 15 yaş, 16 yaşında evlensin herkes. Öyle mi? 18'de evlensin. Bakınız. 18'e kadar ama bakınız, olur mu? 14-15 yaşında başlıyorlar. Onun sebebi evet. onun sebebi bizim sinema düzenimiz, bizim medyasal faaliyetlerimiz, bizim yazılı basınımızdır. Peki sizce insan vücudunda cinselliğin uyanması kaç yaşında? Bu, diyelim ki sinema yok. Diyelim ki görsellik evet. yok. Kaç yaşında başlıyor? Sevgili kardeşim bu bülü dediğimiz erkenlik döneminde başlar. Tamam kaç yaşında bu yani? Canım, 13, 14. Bu 12 olur, 13 olur, 14 evet. olur, 15 olur. Ama bütün dünyada böyledir. Yani bugün pırıl pırıl insanlarımız 25 yaşına kadar eğitim çağıdır, öğretim çağıdır, spor çağıdır, güzel sanatlar çağıdır. Hayat cinsellikten ibaret değil. Evet ha. cinsel gereksinimler önemlidir ama... hayatın belli noktalarına örneğin Türkiye'de 22 yaşına 25 yaşına kadar gelecek gençlerin bu ihtiyaçları otomatik olarak vücuttaki birikimler rüyalanma yoluyla çıkar. Şiddetlendiği zaman demek ki bu yeterli bir şey değil. Efendim siz bu şartlar altında çok özür diliyorum. İzin verirseniz size bir özel soru sormak istiyorum. Siz sadece eşinizle mi beraber? Evet. Hayatınız boyunca. Hayatım boyunca inanın eşimle beraber oldum. Bir tek eşinizle. Evet bir tek eşimle fevkalade de mutluyum. Eş değiştiren insanların cinsel mutluluğu yakalayabileceği kanaatinde değilim. Cinsel mutluluk çift taraflı olarak yaşanan bir olgudur. Arada bir buluşacağınız kadınla siz cinsel tatmine ulaşamazsınız. Boşalım olur. Boşalma ayrı bir konudur. Hı hı. Cinsel tatmin ayrı bir konudur. Cinsel tatmin nedir? Ruhsal tatmin mi? Tabii. Yani? Sarılabileceğiniz... Bedensel tatmin yanı sıra ruhsal tatmin. Sarılabileceğiniz. Gayet yani, tabii. Yani cinsel ilişki bittikten sonra da birlikte uzun süre vakit şimdi, geçirebileceğiniz Hülya Hanım, kişiden bahsediyorsunuz. Hem benim üzerimden yürüyelim evet. hem de herhangi bir kadın üzerinden yürüyelim. Evet. Bir kadının 5 senelik kocasıyla olan bağlantısı... Sıkıcı değil mi? Biz Müslümanlar için mutluluk verici. Ama siz hayatınızda hiçbir yönlendirici kutsal kayıt tanımıyorsanız. Bence sıkıcı olmayabilir. Yani ben bu soruyu soruyorum derken hiçbir sıkıcı olduğuna için... inanıyorum anlamında. Kadınlar zaten bunları kafalarından hiç geçirmiyorlar. Ama erkek için sıkıcı değil mi? Yani hayır. erkekler sıkılıyorlar hayır. mı? Niye sıkılıyorlar? Hayır. Niye sıkılıyorlar? Ama sıkılırlar. Siz şimdi Hülya Hanım öyle bir yol açıyorsunuz ki yani bütün evli erkeklere yeni yeni kadınlar bulun Hayır, diyorsunuz. Hiç böyle bir şey peki, tabii ki demiyorum. Bir soru yönelteceğim. Ama insan siz yaratılışından bahsediyorum. Siz yetiştirdiğiniz kızınızın, Evet. Her hafta bir erkekle ilişkiye girmesine onay verir misin? Ben ama bayanlardan bahsetmiyorum. Bayanlarda annelik içgüdüsü sevgili bunu kardeşim, hep engelleyen bir şeydir. Eğer siz ama erkekler güzel kardeşim erkekler iyi, bence böyle düşünüyorlar. Güzel kardeşim iyi de eğer siz erkeklere yol açarsanız erkekler cinsel ilişkiyi bir kadınla kuracaklardır. Ama o kadınlar da çok... birilerinin kızları, birilerinin eşleri birilerinin anneleri olacak. Bunun dışında kadın yok ama ki. Ama bir şey söyleyeceğim. Erkekler de bir kerecik karılarından ters cevap aldıklarında o gün karısının canı istemiyor olabilir eşini. Evet. Ertesi gün aklı başka yere gidebiliyor. Yani bu erkeklerin mümkündür. De... Bizim, ama bu normal bir şey mi yani? Biz insanlarla hayvan... Seks kölesi midir yani? Hülya Hanım biz insanlarla evet. hayvanlar arasındaki fark bu. Hmm. İnsan iradeli bir varlıktır. Düşünceli bir varlıktır. Kutsalı olan bir varlıktır. Ahlaki değerleri olan bir varlıktır.
Siz kutsalları iteceksiniz. Ahlaki değerleri iteceksiniz. İçgüdüsel duyguların dürtüsü altında arzuladığınız kadına yaklaşacaksınız. O zaman kaos olur. Evet. Nasıl aile hayatını oluşturacaksınız? Erdemli bir hayatı nasıl çaktırmadan, hiç belli etmeden yapıp tekrar ailevi hayatını devam ettiren bir sürü insan var. Bunu öneriyorsanız... Olur mu canım böyle bir şey önerebilirim? Evet, bu müsaade edin de erkeklerin problemi olsun. Niye bunun bir aşılmaz engel olduğunu düşünüyorsunuz? Hayır. Evet, kadınlar farklıdır. Ki erkekte kısmi bir poligamlık mevcuttur. Evet. Evet, değişiklik ister. Evet. Ama... Evet. Ama bunu Allah yaratmış. Ama inançlı insansınız. Ahlaklı insansınız, erdemli insansınız, eşinize vefalı olan insansınız. Peki Yüce Allah erkeği niye böyle yarattı sizce? Efendim, erkeği böyle yaratması, ki bunun anlamı erkekler tek kadınla yetinemezler. Mutlaka başka kadınlara ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyuyorlarsa o zaman hukuki ve ahlaki sorumluluk altında... Toplumda evlilik bekleyen ikinci bir kadınla evlilik yaptırma ortamını oluşturur. Bir şey söyleyeceğim. Bu devirde dakika başı önünüze evleneceğiniz kadını çıkartabilir misiniz? Yapmayın Allah aşkına. Sevgili kardeşim, bakınız sizin yanılgınız, Hülma kardeşim, sizin yanılgınız şu. Hı hı. Bu bir yönüyle iğrenç olan, Türkiye'de egemen, Avrupa'da egemen yaşantı tarzını değiştirilemez bir vaka, bir gerçek gibi algılıyorsunuz. Evet. Bu yaşananlar değiştirilemez. Yani kendinize acı çektireceksiniz. Yani Allah, acı çekmek Yüce değil, Allah mutluluk duymaktır. Erkeği böyle yaratıyor ve diyor ki poligam olarak. Yani diyor ki sen çok eşli olabilirsin erkeğe. Ama yaratan... Yani senin duyguların, bakınız, senin duyguların bunu isteyecek. Yaratan, ama bakınız, sen engel olacaksın. Yaratan... Yarattığı insan doğasının kaldıramayacağı, insan doğasıyla çelişen ve çatışacak olan hiçbir emir ve yasak koymamıştır. Ha, bu dediğiniz mutlaka ikinci bir kadınla ilişkiye girme ihtiyacı derinden derine duyuluyorsa, o zaman meşru olarak nikah akdi yaparsınız, nafaka temin edersiniz, ahlaken koruma altına alırsınız, ikinci bir kadınla evlenirsiniz. Ama siz... Ama kaçamak, bir günlük kaçamak. Bir günlük kaçamak yok. Olmaz. O zaman çok kadınlığı canlı sömürü olur bu. Siz buna nasıl ihtimal veriyorsunuz? Kadınlar, o zaman kadın izin, güzel kadınların ardından gidilecek. İzin veriyorsa kadın buna. Efendim? Kadın izin veren kadınlar da var buna. Efendim, kadın izin veriyor diye biz erdemsizliğe, biz olumsuzluğa kapı mı açacağız? Normal şartlar altında kadın duası birçok erkekle ilişkiye girmek istemez. Her Müslüman erkek sizin gibi midir? Her Müslüman erkek benim gibi olmak zorundadır. Olmayabilir. Bakınız bunun anlamı... Nerede, bakınız, nerede bir taciz haberi okusak, çok affedersiniz. Nerede bir taciz haberi çıksa mutlaka Müslüman camiasından çıkıyor. Ben kim? Elhamdülillah Müslümanım ve bununla da gurur duyuyorum. Ama... Bütün ruhumla reddediyorum. Ama o kadar çok var ki. Yanlış olan şu Hülya kardeşim. Hocaların. Dindarların. Evet. Hocaların. Dindarların. Hacıların. Evet. Yanlış yapmayacağı şeklindeki bir yaklaşım fevkalade yanlıştır. İnsan insandır. Doğru. Bunun dindarı da yanılgıya düşer. Yanlışlar yapabilir. O zaman siz özelsiniz. Ama Türkiye'de meşhur hikayedir. Müftünün keçisi çalınsa müftü keçi çalar diye haber üretirler. Türkiye'de dindar olan insanlar, ben bütün ruhumla inanıyorum, bilgiye ve bilince dayalı olarak yaşayan dindarlar bu toplumun en erdemli insanlarıdır. En soylu insanlarıdır. En asil insanlarıdır. Ama adam dindar görünümlüdür. Hatta 5 vakit namaz kılar. Bu adam yalan söylemez. Bu adam ticari ilişkilerinde aldatmaz. Böyle bir kural yok.
Peki, olabilir. Dünya nimetleri diye bir şey soracağım. Biliyorum bana kızacaksınız. Hayır. Ama önce bir reklamlara neden girelim. Neden kızacağımı söylüyorsunuz? Onu anlamıyorum. Hayır. Reklamlardan sonra biraz kızdırayım. Beni kızdıramaz. Peki, dünya nimetlerinden hiç yararlanmak aklınızdan geçmedi mi? Yani demediniz mi? Yani sevgili kardeşim, yeryüzündeki bütün nimetlerden kadın dahil yararlanmak birinci derecede biz inananların hakkıdır. Evet. Çünkü yaratan bu nimetleri biz kulları faydalansın diye yaratmıştır. Önümüzde ebedi bir hayat var. Ben irademi kullanarak beni yaratan, yaşatan, çevremdeki tüm güzellikleri halk eden Yüce Allah'ın benim için yarattığı ebedi bir alem var. Biliyor musunuz sevgili Hülya Hanım kardeşim? Hı hı. Dünya hayatının tüm güzellikleri ebedi hayatın güzellikleri için bir remzdir. Ve siz insanı, güzel bir kadına bakarken ne düşünüyorsunuz? Allah sahibine mi bağışlasın diyorsunuz? Pek tabii ki öyle diyeceğim. Gerçekten. Başka ne diyebilirim ki? Hiç böyle sizi tahrik etmez mi? Yani hani bakın, bir erkek olarak hiç demez misiniz? Bakın, yani orada yanılıyorsunuz. Analar neler de doğurmuş. Hülya Hanım, orada yanılıyorsunuz. Her güzel kadın her erkeği etkilediği gibi beni de etkiler. Gayet tabii. Nasıl etkileniyorsunuz? Sevgili kardeşim, etkiler. Yani siz onun kendi duygularınızı böyle gasp etmiş vaziyettesiniz. Ne yapabilirim yani insan ki? Duyguları böyle değil. Bakınız, kadınlar bile yakışıklı Hülya erkeklere baktıklarında bakınız, iç geçirebiliyorlar zaman zaman. Yalan mı? Hülya kardeşim. Evet, buyurun. Ne yapayım? Beni etkileyen güzel kanıma, hanımefendiye birliktelik mi teklif edeyim? Bu günah değil mi? İçinizden geçirmeniz bile. Hayır, hayır. Eğer bu ani bakışlar, ani bakışların ruhumuzda oluşturduğu ilgi günah değildir. Ama irademi kullanarak. Siz hep iradenizle mi yaşıyorsunuz? Kardeşim, hayat hep bu kadar irade zor olmuyor efendim, mu? Biraz irademi, da irademi rahat kullanarak eğer o güzel kadının üzerinde odaklanırsam orada günahkar olurum. Ama bu zina değildir. Tövbe ederim. Tövbe ederim, aklanırım. İnsan hata eder. Hatada ısrar edilmemelidir. Eğer ben size melek olduğumu söylüyorsam, arzularımın şiddetlenmediği zaman olduğunu ifade ediyorsam, bu gerçeği yansıtmaz. Ben insanım. Her insanın arzuladıklarını arzularım. Yani bazıları zannediyor ki, Ali Rıza Demircan güzel kadınların kıymetini bilmez. Ya da onlarla birlikteliği arzulamaz. Hı hı. Gayet tabii bu. Ama ben Müslümanım. Beni yaratan benim duygularımı meşru yollarla tatmin etme görevini bana yükledi. Ve bana da ebedi bir hayat, o ebedi hayatın güzelliklerini vasfedilemez güzelliklere bürünecek olan eşimle yaşayacağım ebedi bir hayat sunacak. Yani maşallah eşinizin Allah şansını daim etsin. Evet. Sizin gibi erkek biraz hani Müslüman camiasında bile bana göre onlar da sayılıdır ne yapıyorlar diye düşünüyorum. Onlar ne yapıyorlar biliyor musun? Onlar da İslami açıdan son derece tehlikeli bir yola giriyorlar. Hiç kimsenin görmediği, bilmediği yerlerde iki yabancının tanıklığı altında nikah akdediyorlar. O akdettikleri nikahın gölgesinde ilişkilere giriyorlar. Yani cehenneme mi gidecekler o zaman? Hayır. Ne olacak? Efendim ben insanları sevgili kardeşim, bir insan, ben Allah'a inanıyorum. Odur yaratan, odur yaşatan ama beni yaratan ve yaşatanın benim hayatımı düzenlemesine, düzenleyici kurallar koymasını kabul etmiyorum diyen, Allah'a inandığı halde seküler bir hayatı benimseyen ve savunanların dışında
ne derece günahkar olunursa olunsun, Allah dilerse kulunu bağışlar. Bağışlanmayacak kul yoktur. Yeter ki kul şunu söylesin: Rabbim, beni yaratansın, yaşatansın, rızıklandıransın. Benim için ebedi hayatı, ebediyet özlemini halk edensin. Ben senin emirlerine ve yasaklarına aykırılıklar yaptım. İnsanların haklarını tecavüz ettim. Rabbim, sana sığınıyorum, beni bağışla der. İnsanların haklarına tecavüz... İyi o zaman, tamam, yapılsın yapılsın densin. Ama o sizin dediğiniz gibi de olmaz. İnsan batıllara, insan erdemsizliklere, insan günahlara alıştığı zaman yaşam o hale dönüşür. Doğru. O zaman da dönüp de Rabbinize ellerinizi, gönüllerinizi açamazsınız. Size o kadar teşekkür ediyorum ki gerçekten. Yani hem kişiliğinize teşekkür ediyorum, hem göstermiş olduğunuz yol için. Ama tabii ne kadar geçerli, ne kadar yayılabilir, ben bunlar de, onu Allah bilir. Ben de size teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Dünyada mahalle baskısı var. Evet. Benim mahallemin de baskısı var. Sancılıydım, katıldım. Rabbimden hayırlar çıkmasını diliyordum. Bu programın hayırlara vesile olacağını ümit ediyorum. Size neden şimdi böyle yaptınız? Saygılar sunuyorum. Neden sevgiler böyle gözleriniz sunuyorum. Yaşardı? Biz bunun için yaşıyoruz. Ben inandığım değerleri hayata taşımak için varım. Burası da bir araç. Burası da bir vasıta. Nereden davet gelirse o davete katılmak, insanlara ulaşmak, insanları daha mutlu olacağı yaşamın kurallarını onlara sunmak. Bundan daha büyük bir güzellik olabilir mi? Doğru söylüyorsunuz. Sizi daha fazla duygulandırmadan ben efendim, iyi akşamlar, yarın akşam görüşmek üzere.